00. Bırak onu. Seni ben yarattım ve bunu sen biliyorsun. 00. Hafızasını milyon kez silebilirsin ama birlikte geçirdiğimiz o ilk zamanlar, ona hokkabazlık öğrettiğim zamanlar, onlar donanımında kayıtlıdır ve beni asla unutturamazsın ona. Aa şey, bu çok dokunaklı, öyle değil mi? Ama sen bütün icatlarındaki haklarından feragat ettin. Yani Seyit benim malım. Ben iyi bir mucidim ancak korkunç bir iş adamıyım. Ben bir doların değerini bile bilemem. 63 sent gibi bir şey, öyle değil mi? 100 penny. Bu konuşmayı daha kaç kez yapmamız gerekiyor acaba? Yani esas dahi Clyde'dı ve tüm parayı yapan da sensin. Deha'dan mı bahsetmek istiyorsun? İnsanları benim V ürünlerime ihtiyaçları olduğuna inandırmaya ne demeli peki? Yani V telefon 6'ya bak. Sadece 5'ten küçük ve 4'ten biraz büyük. Kelimenin tam anlamıyla tek farkı bu ve raflarda kapışılıyor. İnsanların cepleri farklı boyutlarda. İnsanlar sadece koyundur. Kendi geçici isteklerime göre manipüle edebileceğim şapşal enayi kuklalar. Şimdi daha kimmiş bakalım? Aslında Clyde. Çünkü biz telefonlarımızdan canlı yayın akışı yaparken halk hakkında korkunç kelimeler sarf eden o değildi. İnsanlar sadece koyundur. Kendi geçici isteklerime göre manipüle edebileceğim şapşal enayi kuklalar. Ne kadar aşağılayıcı. Hemen gidip hisselerimi satıyorum. Evet, ben koyun değilim. Aynı şeyi ben de yapacağım. Şey, bağlantı kötü demek istiyordum. Şarkı hisselerimi derhal satmanı istiyorum. Hey! Burada bir armadillo var. Çalışıyor. Beyefendi, az önce iflas ettik efendim. Vay canına. Dijital çağda işler gerçekten hızlı yürüyor. Daha yemeğim oradaydı ama. Teşekkür ederim Milo Murphy. Robotlar dünyayı ele geçirdiğinde seni hatırlayacağım. Şaka yapıyorum. Dünya beni burada yaşarız. Bak güneşe, bak şu göğe, baksana ha.